Kanal 3 ekranlarından mutlu günler efendim. Gün ortası haber bültenimizle karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları resmi gazetede yayımlandı. 121 ilçenin kaymakamı değişti, 17 kente de vali yardımcısı atandı. Birçok görevde de yeni atamalar yapıldı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geldi. 121 ilçeye yeni kaymakam, 17 ile de vali yardımcısı atandı. Kaymakam atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Birçok görevde yeni atamalar yapıldı. Kararnameyle Polis Akademisi Başkanlığına Profesör Doktor Murat Balcı atandı. Terör örgütünün üyelik suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine görevlendirilen Can Aksoy'un İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin karar da resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım'la İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı. Kararla birlikte 121 ilçeye kaymakam atandı. İstanbul'da Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye kaymakamlığına yeni isimler getirildi. Ankara'da ise 3 ilçede yeni kaymakam görevlendirildi. Afyonkarahisar, İzmir, Karaman, Burdur, Tokat'ın da aralarında bulunduğu 17 ile de vali yardımcıları atandı. İstanbul'da zabıta aracıyla otomobilin karıştığı kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı değerli izleyenler. Kazada polis memuru o gün yürümez İETT aracının altında kalarak şehit oldu. Kazaya müdahale ediyordu. Kontrolden çıkan İETT otobüsünün altında kaldı. Polis memuru o gün yürümez feci kazada şehit oldu. Kaza sabah saatlerinde İstanbul Bakırköy'de E500 karayolu Osmaniye mevkiinde yaşandı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan zabıta aracı bir otomobille çarpıştı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri incelemelere başladı. Hava yağışlı, yolsa kaygandı. Kontrolden çıkan bir İETT otobüsü kazaya müdahale eden trafik ekiplerinin arasına daldı. Polis araçlarına çarparak ilerledi, refüje çarparak durabildi. Kazada Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli olan o gün yürümez şehit oldu. Polis memurunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Malatya sabaha karşı 4.2 ile sallandı. Çevre illerden de hissedilen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı değerli izleyenler. Bir diğer deprem haberi de İran'dan geldi. Yerküre bir kez daha harekete geçti. Malatya 4.2 ile sallandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece yarısı yaşandı deprem. AFAD depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. Sarsıntının yaşandığı bir diğer adresi İran oldu. İran'ın Simnan eyaleti 4.8'de sallandı. İran Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Saat 5.16'da yaşanan depremde herhangi bir hasar bilgisi gelmedi. Evet değerli izleyenler, sabah saatlerinde Afyonkarahisar'da da iki deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri ise 1.4 ve 2 büyüklüğündeydi. Tekrardan geçmiş olsun diyelim efendim. Şimdi Hatay'a gideceğiz. Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında 4 ev alevlerden etkilendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kozaklı mahallesindeki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle birlikte toplam 153 araç ve 523 personel yangın söndürmek için çalıştı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü. Yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı. Harlusu mahallesinde yanan 4 ev ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının elektrik direğinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirtti. Evet değerli izleyenler, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da katıldığı güvenlik toplantısında son verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin uyuşturucu için yasaklı ve ulaşılamaz bölge olmasını sağlama amacında olduklarını belirtti. Çok biliyorsunuz. Suç ve suçlularla gece gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz. Uyuşturucu bu mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesindeki kararlılığı ortaya koydu. Hedeflerinin Türkiye'ye ulaşılmaz ve yasaklı bölge yapmak olduğunu söyledi. Durmadan, duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Ağır cephesinde torbacısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Uyuşturucuyla mücadeledeki verileri paylaştı. Uyuşturucu imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanma suçlarından dolayı 47.112 şahıs tutuklandı. 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar 21.173 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 171,1 ton uyuşturucu madde, 88,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 265,3 milyon kök kenevir ve kök skank ele geçirildi. Bakan Yerlikaya özellikle okullarda narkotik ekiplerinin sayısının arttığını belirterek aileleri uyum uygulamasını indirmeye davet etti. Okul etraflarındaki narkotümlerin sayısını artırdık. En iyi narkotik polisi anne, narkolog, narkotür, narkolog ve uyuma projelerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Yerlikaya ruhsatsız tabanca taşıyanlara yönelik cezaların artırılacağını da söyledi. Çok yakın zaman içerisinde Gazi Meclisimizde Sayın Milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesiyle kanunlaşacak olan bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak ve caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Bakan Yerlikaya toplantıların ardından Ordu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Ali Yerlikaya vatandaşlara çikolata dağıttı. Çok girme, çok girme. İsrail, Lübnan'a ve Filistin'e yönelik saldırılarını her geçen gün artırıyor. Siviller ölüyor, can kayıpları artıyor. Orta Doğu'daki insanlık dramı sürerken Avrupa'nın pek çok kenti ve Amerika'da Filistin'e destek gösterileri yapılıyor. İsrail hükümetine bir tepki de İsrail'li ailelerden geldi. Aileler esir takası istedi. Orta Doğu'da sıcak çatışma sürüyor. İsrail ordusu bir kez daha Lübnan'a saldırdı. İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut'u bombaladı. Lübnan'dan dumanlar işte böyle yükseldi.
Araçlar hasar gördü, binalar yıkıldı. Beyrut'a yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaşmış durumda. Öte yandan Filistin'de de durum farklı değil. İsrail karadan ve havadan çeşitli bölgelere saldırmaya devam ediyor. Mülteci kampları, hastaneler, yerinden edilenler, hatta hasat yapan çiftçiler İsrail bombalarının hedefi oldu. Soykırma devam eden İsrail'in çok sayıda Hamas üyesini de öldürdüğü belirlendi. İsrail toprak gaspını sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da 60 dönümlük araziye el koydu. İnşaat çalışmalarına başlamak için konteyner evler kurdu. Saldırı altındaki Filistin'de toplam can kaybı 43 bini aştı. Orta Doğu'daki zulme dünyadan tepki gelmeye devam ediyor. Filistin'de İsrail'in kurulmasıyla sonuçlanan girişim Balfour Deklarasyonu'nun 107. yılında pek çok ülkede Filistin için yürüyüş yapıldı. Binlerce kişi sokaklara döküldü. Bölgede acil ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu. İsveç, Hollanda, Avusturya, Almanya, Amerika. Protestocular ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıdı. Döviz pankartları açtı. Özgür Filistin ve soykırımı durdurun sloganları attı. İsrail'de ise Başkan Netanyahu protesto ediliyor. Halk Tel Aviv'de toplandı. Netanyahu'ya yönelik eleştiri pankartları açıldı. İsrailli aileler esir takası istedi. Ateşkes ve rehine anlaşması için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6.sı düzenlenen TRT World Citizen Human Tyrant Film Festival programında konuştu efendim. İsrail'in bölgeyi kan gölüne çevirmesine tepki gösteren Altun, İsrail bir soykırımcıdır, İsrail bir katildir ve biz var gücümüzle İsrail'in bu zulmüne son vermek için çalışacağız dedi. İsmini tarihe katil devlet olarak yazdıran İsrail'in işlediği affedilmez insanlık suçlarını bir kez daha yüksek sesle haykırıyorum. İsrail bir soykırımcıdır, İsrail bir katildir ve biz bütün gücümüzle, var gücümüzle İsrail'in bu zulmüne son vermek, İsrail'in bu zulmünü durdurmak ve bu süreçte de İsrail'in bütün zulümlerini, bütün cürümlerini bütün dünyaya elimizdeki tüm imkanlarla, tüm iletişim imkanlarıyla, tüm sanat imkanlarıyla göstermek için var gücümüzle çalışacağız. İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Orta Doğu'daki insanlık dramına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6.sı düzenlenen TRT World Citizen Human Tarihin Film Festivali programına katıldı. Altun 2023'ün 7 Ekim'den bu yana daha bir yaşını bile görmemiş 786 bebeğin öldüğünü söyledi. Son 393 günde toplamda 17.210 çocuğun Gazze'de hayatını kaybettiğini anımsattı. 11.742 kadının da can verdiğini vurguladı. İletişim Başkanı Altun hayatını kaybeden gazetecileri de andı. Aradan geçen 393 günde tam 183 gazeteci kardeşimiz, 183 cesur insan, 1047 sağlık çalışanı, 1047 fedakar sağlık emekçisi, 85 sivil savunma görevlisi ne yazık ki görevlerinin başında haince katledildi. İçinizden elbette onlar sayı değil, onlar birer insan dediğinizi duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında kaza geçirdi. Varank ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracıyla test sürüşü yapan eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kaza geçirdi. Anlık refleksle kafasını eğen Varank kazadan yara almadan kurtuldu.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yerli üretim bir arazi aracıyla test sürüşüne çıktı. Araç ormanda seyir halindeyken şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Operatörün yanında oturan Varank kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Varank'ın soğukkanlı tepkisi yanındakilerin sakin kalmasını sağladı. Bir şey yok. Ben iyiyim. Sorun yok. Mustafa Varank kazanın ardından kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Daha önce aynı aracı kendi kullandığı görüntüleri paylaştı. Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk. Bu sefer boydan kazandım. Yerli üretimin yanında durmaya devam. Evet değerli izleyenler, trafik denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bir haftada 3 milyon araç denetlendi. Yarım milyon aşkın araca ve sürücüye de cezai işlem uygulandı. Hız ihlali ve çakar var. Muayene ve ehliyet yok. Trafik denetimleri sürüyor. Emniyet ve jandarma bir haftada 3 milyon araç denetledi. 2024 yılındaysa toplam 29 milyonu aşkın araç emniyet kemeri denetiminden geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verdi. Trafik ekiplerince 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin araç denetlendi. Mevzuatı izni olmadan çakar kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin, sigortası bulunmayan 12 bin olmak üzere toplamda 527 bin araca ve sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya paylaşımında emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında engellediğini belirtti. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerinizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim dedi. Araçlarına yetkisiz çakar takanlar dikkat diyelim efendim. Trafikte sayıları her geçen gün artan ve temin etmesi bir o kadar kolay olan çakarlar için cezalar yolda. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak teklifle araçlarına yetkisiz çakar takanlara 150 bin lira para cezası verilecek. Kimi itibar için kullanıyor, kimi trafikte zaman kazanmak için. Yetkisiz çakar kullanımı suç olsa da bu kural çoğu zaman hiçe sayılıyor. Çakarlı araç kullanımının önüne geçmek için yeni bir çalışma hazırlandı. Mecliste güvenlik alanındaki kanun teklifi çalışmaları tamamlandı. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifiyle ruhsatsız silah taşımak ve yetkisiz çakar kullanmanın bedeli artacak. Düzenleme ile ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis görünürken, araçlarına yetkisiz çakar ve tepe lambası takanlar içinse 150 bin lira para cezası yolda. Yine teklif içinde silah parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında birer milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada. Kişisel bir hakaret ortada yok. CHP'nin birinci parti olmasının bizim siyaset üslubumuzun yumuşak olduğuna dair bir şeyler söylüyorlar. Aslında en sert eleştirileri yapıyoruz ama kelimeleri seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunu hepiniz takip ediyorsunuz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar.
ve normalleşme sürecinin dışarısına bizi çıkarmak için adımlar atıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerden dolayı 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde 31 Ekim'de düzenlenen protesto mitinginde Erdoğan'a yönelik asılsız ithamlarda bulunduğu kaydedildi. İmamoğlu'nun eli sopalı ve karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar gibi ifadelerle Cumhurbaşkanı'na hedef aldığı ve halkı kin ve nefrete sürüklediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütleriyle mücadelesinin herkesçe malum olduğu belirtilen dilekçelerde İmamoğlu ve Özel'in açıklamalarının Erdoğan'ın itibarını zedelemeye yönelik olduğu belirtildi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. ETFM terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Ankara'da Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser saklandığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. Emniyet güçlerinin terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonları sürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve cezası kesinleşmiş eski komiserin yerini tespit etti. Bir yıldır firari olarak aranan eski komiser BU'nun Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak yaşadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında BU gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. BU'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Bakan Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ'ye yönelik 178.406 operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak sınır kapısında düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi efendim. Tırlarla ülkeye sokulmaya çalışılan tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Pudrayla karıştırdılar, tırlara gizlediler. Ancak sınırda yakayı ele verdiler. Türkiye ile İran'ı birbirine bağlayan Gürbulak sınır kapısında tarihin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. İran'dan gelen 3 tırda 4,5 tonun üzerinde metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Birimlerince Gürbulak sınır kapısında rekor miktarda uyuşturucu yakalanarak zehir tacirlerine önemli darbe indirildi. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tır riskli görüldü. Tırlarda detaylı kontrol yapıldı. Taramada talk pudrasına emdirilmiş ve bitki köklerine gizlenmiş 4,5 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Failler gözaltına alınırken Doğu Bayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan yüzlerce fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşülmeyi bekliyor. Karma Komisyonu gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. Dokunulmazlık dosyaları meclisin gündeminde. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. Bunların 692'si bir önceki dönemden milletvekilliği devam eden isimlere ait. 28. yasama döneminde 84 dokunulmazlık tezkeresi meclis başkanlığına gönderildi. Fezlekelerin büyük kısmı DEM Parti milletvekillerine ait. DEM Parti milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan fezleke sayısı 530. Hakkında dokunulmazlık dosyası bulunan DEM Partililer arasında Genel Başkan Tuncer Bakırhan da yer alıyor. En çok fezleke ise Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. Yine DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli ve Berdan Öztürk de haklarında çok sayıda fezleke olan vekiller arasında. Peki fezlekelere gerekçe olan suçlar neler? İsnat edilen suç türlerine göre ilk sırada terör örgütü propagandası yer alıyor.
Ardından da toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçu geliyor. Görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, silahlı terör örgütü üyeliği gibi suçlarda dokunulmazlık dosyalarında yer alıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Hakkari'de Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi. Sol! Sol! Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Hakkari'de bulunan Pençe 1-2 Harekat Bölgesi'ni ziyaret etti. Mehmetçik'le bir araya gelen Bayraktaroğlu, harekat bölgesiyle ilgili bilgi aldı. Harekat bölgesinde denetim yaptı. Bayraktaroğlu, denetimler sonrasında bir askere Türk bayrağı hediye etti. Bayraktaroğlu, harekat bölgesinin ardından Yüksekova'daki Konuşlu 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Denetim yaptı, bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların nasıl kandırıldığı ortaya çıktı değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı başka çocukların tuzağa düşmemesi için harekete geçti. Terör örgütünden kurtarılan çocukların ibretlik hikayeleri ise kamuoyuyla paylaşıldı. Türk askeri Amandriyen'e teslim olma asla zarar vermez. Yalan, tehdit, şantaj, işkence, bölücü terör örgütü PKK çocukları kaçırıyor, kurtulmak isteyenlere türlü işkencelerle zulmediyor. 16 yaşındayım, tanımadığım bir kişi aileme Türk askeri zarar verdiğini söyledi. Benle konuştu, beni onun için ikna edip götürdü beni. Duyduğumda hani öyle bir şey olmadığı zaman ikinci ay kaçmak istemiştim. Orada salih, bismillah, ez hatim derim, ez birim şervani nur, ez tevdikirim, inşallah muhab perverdedir. Milli Savunma Bakanlığı terörün pençesinden kurtardığı çocukların yaşadıklarını o çocukların kendi ifadeleriyle paylaştı. Örgütün onların kandırdığını, onları da orada bırakmak istediği için Türk askerinin onları öldüreceğini, her şeyi söylediğini onları kandırıyorlar. Hani ben geldim, ben burada eve gideyim. Yani Başakiler gibi bir şey aynı değil. Devlet başı, üstteki sayına asker, kervici başı, üstteki meronaki, hani farına tedbinde, ava tedbinde. Peki malbata telakin, işte gözler malbata tedbirin deruatki, işte asker var. Türk askeri ailene zarar verdi diyerek beyinleri yıkanan çocuklar nasıl kaçırıldıklarını anlattı. PKK'nın kaçırdığı o çocukları mağaralarda aç susuz bıraktığı, ağır işlerde çalıştırdığı ortaya çıktı. Mesela herkes bir şey kardıkın, bir şey kuruladı ve ahir davacı. Yani orada her gün her zaman zorluk var zaten. Yani iki hafta bir düşer söyledi. Yemekte bazen siyahlar geldiği için bir ay yemek yiyecek falan yok. Bekliyoruz seni. Eller havada mağaradan çıktığın takdirde hiçbir zarar verilmeyecek. PKK'dan kaçarak Türk askerine sığınan terörist çocuklar hem ailelere hem de kendileri gibi beyni yıkanan çocuklara çağrıda bulundu. Siz de Türk devletine teslim olun. Yani hepsini çocukların peşine düşmelerini ve çocuklarını almalarını istiyorum. Hepsi için göre vermek istiyor. Hiç haber gitmiyor çocuklarına. Çocukları hepsi gelmek istiyor yani. Devlet'e beraber engel, Devlet'e Türkiye, Devlet'e Türkiye başkent, Türkiye Meronak'e, Karazmin'e, Türkiye Uygur, bunlar orada vecik fazla Devlet'e Türkiye başkent, çünkü Devlet'e Türkiye başkent fazla dizi ve şarkı. Türk askeri Amandriyen'e teslim olma asla zarar vermez. Beşi kanser ilacı olmak üzere 18 yeni ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. Ödeme kapsamında alınan ilaçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Hasta ve hasta yakınlarını sevindirecek haber geldi. 18 ilaç geri ödeme listesine alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçların 11'i yerli üretim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.
Buna göre lenfoma ve meme kanseri gibi hastalıklarda kullanılan 5 adet kanser ilacı, şizofreni başta olmak üzere psikiyatrik hastalıklarda kullanılan 10 antipsikotik ilaç, bir sedef hastalığında kullanılan ilaç ve bir hormon ilacı geri ödeme listesine alındı. Geri ödeme listesine alınanlar arasında çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tıbbi mama da var. Bakan Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim, dedi. Ödeme listesine yapılan ilavelerle hastaların yeni ve alternatif tedavi seçeneklerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Evet değerli izleyenler, yeni yıla kadar ekmeğe zam yapılmayacak. Fırıncılar ve un sanayicileri un fiyatları konusunda anlaşma sağladı. 820 lira olan un fiyatı 720 liraya düştü. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Aralık ayı sonuna kadar ekmekte fiyat değişikliği olmayacak dedi. Gerek biz, gerek bakanlıklar, ne gerekiyorsa o yapıldı fiyat konusunda. Ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Bir yanda fırıncılar, bir yanda un sanayicileri. İki tarafta ekmek fiyatı konusunda uzlaştı. Aralık ayının sonuna kadar ekmeğe zam gelmeyecek. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye'ye gelende ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Bunu Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleneceği kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Ekmeğe zam gelmeme sebebi ise ekmekte girdi fiyatlarının düşmesi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı un sanayicileriyle toplantı yaptı. Un sanayicileri 820 lira olan un fiyatını zam dönemine kadar 720 lira olarak satmaya karar verdi. Alınan karar fırıncılar tarafından da takdir edildi. Un sanayici sektörüyle yapılan toplantıda 820 lira olan un fiyatını 720 ve 760 bandına çekme kararı aldılar. Bunu da bize ifade ettiler. Ben buradan un sanayicilerine de teşekkür ediyorum. Ekmeklerin fiyat tarifeleri ticaret ve esnaf odaları tarafından belirleniyor. Resmi olarak 200 gramlık ekmeğin fiyatı 10 TL. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, resmi tarifenin üzerinde zam yapılmaması konusunda fırıncıları uyardı. Bunun dışında uygulama yapan esnafımıza da buradan belirtmek istiyorum. Bunun dışındaki uygulama fahiş fiyat uygulamasına girer ki cezalar çok ağır. Biz hiçbir esnafımızın mağdur olmasını istemeyiz. Hiçbir esnafımızın da buna tevessül edeceğine ihtimal vermiyorum. Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor değerli izleyenler. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu Ekim ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim ayı ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı. Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ekim ayı ihracatını rekorunu kırmış bulunuyoruz. Takvim etkisi bazen lehte katkı yapıyor, bazen aleyhte katkı yapıyor. Negatif takvim etkisine rağmen ihracatımız %3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ekim ayında tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı. Son 15 ayın 10'unda ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Böylece son 15 ayın 10'unda aylık rekorlar kırdık. O ayın Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdık. Bu yıl Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim 10 ayda 6 ay kırmış olduk. Geçen yıldan da Ağustos, Ekim, Kasım, Aralık'ta bu rekorları kırmıştık. Ekim ayı dış ticaret verilerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. İthalatta azalma trendi ise devam ediyor. Ekim ayı ithalatı %0,1'lik bir azalışla 29 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti. 43,5 milyon dolarlık bir gerileme. Ekim ayı dış ticaret açığı da geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim döneminde 8 puan yükseldi. Ama ihracatımız 800 küsür milyon dolar artınca aylık dış ticaret açığımızdaki azalma da devam etmektedir.
2024 yılı Ekim ayında dış ticaret açığımız 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, bakın, tam neredeyse 8 puana yakın bir artışla %69'dan %76,7'ye yükseldi. 7,7 puanlık bir iyileşme söz konusu. Kendi ülkelerinde tedavi imkanı bulamayanların sağlık için ilk tercihi Türkiye oldu. Hem önemli tedavi ve operasyonlar hem de estetik operasyonlarda Türkiye sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye, sağlık turizminde çıtayı her geçen gün yükseltiyor. Kendi ülkelerinde tedaviye ulaşamayanların aklına gelen ilk ülkelerden biri haline geldi. İleri teknoloji, geniş yelpazeli tedavi imkanları ve uygun fiyatlar tercih nedeni oldu. Özellikle saç ekimi, diş tedavisi ve estetik amaçlı operasyonlar için tercih edilen Türkiye, son dönemde onkoloji, organ nakli, kalp cerrahisi gibi önemli tedavilerde de dünyada tercih edilen ülke haline geldi. Tedavilerde Türkiye'nin tercih edilme sebeplerinden biri de güven. Geçmişte Türkiye'den hizmet alıp memnun kalanların tavsiyeleri yeni hastaların yönelmesinde önemli rol oynuyor. Türkiye'de tedavi olan hastalardan %73'ü aldığı hizmetten memnun olarak ayrılıyor ve tedavi için Türkiye'yi tavsiye ediyor. Türkiye 2023 yılında sağlık turizminden 2,3 milyar dolar gelir elde etti. 2028'de 200 milyar dolar hedefleyen Türkiye'de bu gelirin 7 milyar dolarının sağlık turizminden elde edilmesi bekleniyor. İspanya 1973'ten bu yana en büyük sel felaketini yaşıyor. Ülkede kasabalar günlerdir sular altında. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi. Onlarca kişiden hala haber alınamazken yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Sular yolları kapladı, köprüler yıkıldı, evler harap oldu. Görüntüler 1973'ten beri en büyük sel felaketini yaşayan İspanya'dan. Şiddetli selin vurduğu İspanya'da kasabalar günlerdir sular altında. Bilanço ise ağırlaşıyor. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi. Ölümlerin neredeyse tamamı Doğu Valencia bölgesinde kaydedildi. Selde kaybolanları arama çalışmaları ise sürüyor. Binlerce asker, polis ve sivil muhafız çamurlar arasında kaybolanlara ulaşmaya çalışıyor. Halk da temizlik çalışmalarına yardımcı olmak için sokaklara döküldü. Ülkede altyapı da ciddi hasar gördü. Telefon ve ulaşım ağları kullanılamaz hale geldi. Bu sebeple kayıplara ilişkin kesin bir rakam verilemiyor. Herkesin gözü 5 Kasım'da gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde değerli izleyenler. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 60. başkanı olabilmek için seçimlerde mücadele edecek. Amerika için kader günü 5 Kasım. Amerikalılar ülkeyi 4 sene yönetecek başkanını seçecek. İki aday kıran kırana bir seçim maratonu dönemi yaşıyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris. ABD Kongresi'nin iki kanadı, Senato'nun 34 sandalyesiyle 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek. ABD'de yapılan son ankette başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokrat rakibi Kamala Harris'in ülke genelinde oy oranları %48 ile eşit çıktı. 20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2516 kayıtlı seçmenle telefonda yapılan ankette Trump'la Harris'in oy oranları %48 oyla eşit çıktı.
Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide %52 ve göçmen sorununda %54 ile önde giderken Başkan Yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında %51 ve kürtaj meselesinde %55 ile tercih edilen aday oldu. Ankette ayrıca başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin'deki kararsız seçmenlerin belirleyeceği öngörülüyor. İsrail'in İran'a yaptığı hava saldırılarına karşı İran'ın dini lideri Hamaney'den ABD ve İsrail'e uyarı geldi efendim. Hamaney açıklamasında ezici bir yanıt alacaklar ifadelerini kullandı. Bombalar, füzeler, İHA'lar. İsrail saldırılarında şiddeti her geçen gün artırıyor. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği hava saldırılarına karşılık verip vermeyeceği tartışılırken Tahran'dan bir açıklama geldi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamaney, İsrail'e bir kez daha misilleme uyarısı yaptı. Bu güçler milletleri ekonomik, askeri ve kültürel olarak baskı altına alır. İran milletini de yıllarca aşağıladılar ve hor gördüler. İran milleti bu baskılara karşı mücadele etti ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu yüzden İran milletinin emperyal güçlere karşı akıllı ve mantıklı bir şekilde hareket etmeye devam etmesi gerekiyor. Antalyalı sınıf öğretmeni Tuncer Günay hayırseverlerden topladığı romandan hikayeye, sözlükten ders ve test kitabına kadar yüzlerce kitabı isteyenlere ücretsiz veriyor. Arabasını seyyar kütüphaneye çeviren Tuncer, 9 yılda 100 bin kitap dağıttı efendim. 38 yıllık Tuncer öğretmenin hedefi okuma alışkanlığını arttırmak. Yayın evleri, hayırseverler ve öğrencilerden kitapları tek tek topluyor. Romandan hikayeye, ders kitabından test kitabına kadar yüzlerce kitabı düzenleyip arabasına koyup parkların yolunu tutuyor. 8 yıllık öğretmenim. Öğrencilik yıllarımda, ilkokul yıllarımda babam kitap okumamızı çok teşvik ederdi. İlkokul öğretmenimize sürekli kitap hediye ederdi. Ve o kadar çok hediye ederdi ki dikkatimizi çekerdi bu durum. Tuncer öğretmenin kitap sevgisi böyle başladı. İlkokul öğretmeni oldu, kitaplarla olan dostluğu daha da katlandı. 40'a yakın kitap yazdı, yayın evleriyle ilişkileri arttı. Hayırseverlerden topladığı kitapları 9 yıl önce kütüphaneye çevirdiği arabasıyla dağıtmaya karar verdi. Haftada ortalama 1000-1500 arasında kitap dağıtıyorum. Bu yana 100 bini geçtim. Belki 200 bine de gidecektir. Bu araba ayakta durduğu sürece, ben de sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Kızıl Kurt adını verdiği arabasıyla parklara giden Tuncer öğretmen yere serdiği kitapları öğrencilere ve ailelerine ücretsiz veriyor. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Yani... Kitap okuyor musun? Okuyorum, seviyorum hatta okumayı, seviyorum. Bilmiyorum ama çok. 50'yi geçmiştir. Hayır, o kadar da değil. Şu an burada bir sınıf öğretmeni ücretsiz kitapları dağıtıyor. Neler söylersin öğretmen için? Tutlu altın olsun. Üç çocuk babası Antalyalı öğretmenin hem mutluluğu hem de sistemi var. İl Milliyetin Müdürlüğü'nden aradılar. Müdür aldınız mı? Bir teşekkür şeyi aldım, beratı. Ama... Sürekli olarak Milli Eğitim'le ilişkilendirilerek haber yapıldığım halde kimsenin dikkatini çekmemiş olmalıyım ki. Hocam sen kimsin diyen olmadı. İnsanlar seviniyor mu, çocuklar mutlu oluyor mu, hayret ediyorlar mı ücretsiz kitap dağıtımına, işte budur. En büyük mutluluk bu. Okullara, yatılı okullara, askeri kışlalara da kitap gönderiyor. 38 yıllık öğretmenin hedefi okuma alışkanlığını arttırmak. Yani tam bir kitap denizin içinde dolaşıyorum şu anda. Ve vatandaşın da bu denizin içine yüzmesine yardımcı oluyorum. Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü değerli izleyenler. Olayda ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
10 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yetkililer yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Kaza Karahisar tüneli çıkışında meydana geldi. Tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve afet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip bazılarının araç içerisinde sıkıştığı yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Afyon-Karahisar-Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut Kaymakamlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen Gençlik Merkezi, Kadın Kültür Evi ve Şuhut Meslek Yüksekokulu İşbirliği ile Şuhut Gençlik Merkezi konferans salonunda sosyolog Dr. Rasim Edemir Başan tarafından Kadın Toplum ve Şiddet konulu konferans verildi. Şuhut ilçesinde kadın, toplum ve şiddet konulu konferans verildi. Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda Gençlik Merkezi, Kadın Kültür Evi ve Meslek Yüksekokulu İşbirliği ile kadın, toplum ve şiddet konulu bir konferans düzenlendi. Sosyolog Dr. Rasime Demir Başan'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Şuhut Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansa Kadın Kültür Evi üyesi kadınlar, öğrenciler, yurt müdürleri, yurt personelleri ve gönüllü gençler katıldı. Etkinlik katılımcıların dikkat çekici yürüyüşüyle sona erdi. Bu yürüyüş konferansın ana temasını vurgulayarak toplumsal farkındalığı arttırmaya hedefledi. Ankara'da süslediği hurda aracıyla 20 yıldır kağıt toplayan Akdereli Şafak, hayalindeki kamyonu alabilmek için her gün yollara düşüyor. Üzerindeki yazıları, ışıl ışıl lambaları ve kornasıyla Şafak Özdemir'in aracı görenlerin dikkatini çekiyor. Akdereli Şafak'ın kağıt toplama arabasını görenler gözlerini alamıyor. Yıllar içinde yaptığı değişikliklerle kağıt topladığı aracını adeta modifiyeli bir kamyona dönüştürdü. Havalı dört kornası, geri vites sensörü, sinyal lambaları ve dörtlü lambaları bulunan, ismini fanatik Fenerbahçeli olmasından dolayı sarı kanarya koyduğu aracıyla her sabah yola koyuluyor. Çocukluktan beri hastalıktı. Kamyonlara led yapıyorlar, yazı yazdırıyorlar, korna takıyorlar. Hoşuma gitti. Ben de heves ettim. İmkanım oldukça, elime para geçtikçe alabildiğimi aldım. Sağ olsun bazı aksesuarcılar, elektrikçiler hediye ettiler. Sarı kanaryasına gözü gibi bakan Özdemir, esnafın da desteğiyle aracının tüm bakımlarını aksatmadan yaptırmaya çalışıyor. Özdemir, çocukluğunda gördüğü kamyonların kendisini çok etkilediğini, aracını süslemeye bu şekilde başladığını söyledi. Arabamla gezdikçe mutlu oluyorum. Bir de arabaya mesela yapmak istediğim bir şey varsa onu da halledebilirsem daha çok mutlu oluyorum. Her sabah Allah'ım işimi gücümü rast getir diyerek yola çıktığını söyleyen Özdemir, malzemelerini hazırladıktan sonra aracını garajdan çıkararak işe başladığını belirtti. Çalışma saatlerini yorgunluk durumuna göre belirlediğini belirten Özdemir, arabasını fırsat buldukça daha da geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Günün öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Bu renkli haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese mutlu günler.